Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Ekonomi bir iniyor bir çıkıyor. Dün iniş günüydü. Aslında Cuma günü, geçtiğimiz 17 Aralık günü tam iniş günüydü. Müthiş, hem dolar yükseldi, Türk lirası düştü, borsa düştü, değil mi? Herkes pazartesiye bakıyordu. Pazartesi günü, dün yani 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası çıktı. Dedi ki biz yeni bir ekonomik aygıt icat ettik. Efendime söyleyeyim, döviz almayın, dövize endeksli, dövize bağlı Türk lirası hesabı açıyoruz. Açacak artık bankalar. Bundan alın, bu dövizden daha fazla kazandıracak size ve aradaki farkı da hazine ödeyecek. Şimdi bunun üzerine de hani bir gün önce döviz bürolarının, bankaların, kuyumcuların önüne işte döviz ve altın almak için kuyruğa giren vatandaş, bunlar daha çok küçük tasarruf sahipleri. Çünkü büyük oyuncular zaten hani tutup döviz bürosu önünde kuyruğa girmez. Bir tane bir yerde okudum. Ya 5 dolar alıyor vatandaş. Artık parasını şey yapıp 5 dolar alıyor. Ne yatırım olacaksa, işte böyle bir şartlanmışlık şeyine de girilmiş şeyde. Şimdi yeni bir aygıt icat edildiğini söyledi Erdoğan. Aman paranızı dövize yatırmayın. Türk lirasına yatırın. Biz Türk lirası hesaplarını işte 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 12 ay olmak üzere, vadeli olmak üzere dövize bağlayacağız. Döviz ne kadar kazandıysa onun üstü vergi ve şeyden, stopajdan muaf olduğu için daha fazla kazanmış olacaksınız. Ve farkı neresi verecek? Farkı da hazine verecek. Hazine nelerden oluşuyor? Hazine vergilerimizden oluşuyor. Peki herkesin bankada hesabı var mı? Hayır, herkesin bankada hesabı yok. Bankada hesabı olmayanlar da bankada hesabı olanların faiz farkını, faiz diyorum çünkü faiz, şimdi geleceğiz, kar fazlalığını hazine ödeyecek. Yani bankada hesabı olmayanlar da ödeyecek. Nasıl hani otoyollardan geçmeyenler de veriyor ya parasını müteahhit şirketlerine. Öyle anlaşma, çünkü hükümetin anlaşması o yönde. Aynen böyle bir şey. Ve dün dediğim gibi işte döviz bürolarının, bankaların, kuyumcuların önünü dolduranı bugün de bozdurmak için doldurdular. Şimdi neler oluyor? Biraz şöyle bir bakalım. Şimdi Erdoğan'ın bu hamlesi 3, yani bir yeni bir yola girildi. Bu yolda 3 büyük viraj var. Nedir o virajlar? 1. Erdoğan faiz artırıyorum demeden faiz artırdı. Neden? Çünkü dolara ya da işte dövize endeksli bir hesap, dövize dayanan bir hesap. O arttıkça bu da artacak ve üstüne gelir sağlanacak. Yani faiz artırmadan, artırdım demeden faiz artırmış oldu. Daha bir gün önce oysa işte bunun NASA'ya aykırı olduğunu, yani işte Kur'an kelamına aykırı olduğunu söylüyordu. Şimdi böyle bir uygulama. Birinci viraj bu. Faiz artırıyorum demeden faiz artırma. İkinci viraj, programı değiştiriyorum demeden programı değiştirme. Hani Türk tipi ekonomik program filan diye böyle isimler uyduruyorlar. Türk ekonomi modeli filan diye. Halbuki yani TÜSİAD tepki gösterince, ya bu işlemiyor, bunu değiştirin filan deyince çok bağırdı, çağırdı, çok kızdı Cumhurbaşkanı, ama neticede TÜSİAD'ın dediği yolda gitmeye başladı. Program değişti. Öyle değişmez filan değil. Benim tezim, ben iktisatçıyım dedi Cumhurbaşkanı, ama yani program değişme. Üçüncü viraj, yabancı yatırımcılara, uluslararası yatırımcılara, yani hani her fırsatta dış güçler oluyor ya, o dış güçlere dedi ki ben sermaye hareketlerine müdahale etmeyeceğim. Böyle spekülasyonlar var ama müdahale etmeyeceğim. Bunun garantisini vermiş oldu yani. Üç şey. Bu da daha ilk adım değerli izleyiciler. Çünkü benim kulislerden aldığım bilgiye göre bugün yarın yeni, yani bugün artık geçti gibi ama bu akşam bir toplantı daha yapılacağı söyleniyor. Çarşamba, perşembe günleri, cuma günü hatta yeni kayan bu hafta boyunca benzeri yeni kararlar açıklanabilir. Benzeri yeni radikal adımlar atılabilir. Şimdi tepkiler geliyor sadece iktisatçılardan diye, siyasilerden de. Mesela Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'leri dedi ki olmayan bir parayı garanti veriyorsun sen. Hazinede böyle bir para yok. Sen neyin garantisini veriyorsun diyor. Çünkü burada akıllara neler geliyor biliyor musunuz? İktisatçılar bunu hatırlattı.
1970'lerde bir dövize çevrilebilir mevduat hesabı diye benzeri bir şey icat etti o zamanın hükümeti. Başta Bülent Ecevit vardı zannediyorum ama daha sonra Demirel'de Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde bunu devam ettirdi. Bu hazinenin üzerine inanılmaz bir yük bindirdi. Ve hatta hani ancak 12 Eylül askeri darbesiyle uygulamaya koyulabilen o meşhur 24 Ocak 1980 kararları var ya, Türkiye'yi o kararlara götüren ekonomik krizde bunun da payı vardı. Yani o zamanki deneyimlerini aktaran kitapları falan okursanız ya da özür dilerim internetten de bulabilirsiniz. Bunu görebiliyoruz. Yani dövize çevrilebilir mevduat hesaplarının hazinenin üzerinde bindirdiği yükü. Şimdi deniyor ki efendim Türk artık kamu borcu yok, daha çok özel şirket borcu var. Hazinenin üstüne o kadar yük binmez, göreceğiz. Göreceğiz. Yani çok erken daha konuşmak için o anlamda diyorum. İşte Kılıçdaroğlu diyor ki hazineden olmayan parasını sen garantiye veriyorsun. Mithat Sancar, HDP'nin eş başkanı, o da dedi ki bugün meclisteki konuşmasında ekonomiyi dedi artık bütünüyle yabancı paraya endeksledin. Yabancı paraya bağladın. Bunun adı bandacılıktır dedi. Şimdi siyasilerde bu tür eleştirilerde bulunuyorlar. Peki piyasada ne oldu? Piyasada ne olduğunu bir kesitini İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran söyledi. Hakan Aran dedi ki önümüzde 90 günlük bir fırsat penceresi var. Neye dayanarak söylüyor 90 günü? Yani bankacılık hesaplarına göre 90 günde toparladık. 90 gün ne kadar ediyor? 3 ay. 3 ay ne? Neden böyle diyor? 3 ay hani az önce izah etmeye çalıştım ya, hani vadeler. Bu 3 ay ben parayı bozdurmayacağım ve dövize çevirtmeyeceğim diye söz veriyorsunuz. Vade o şekilde. O zaman bundan en az vade 3 aydan başlıyor. 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 12 ay diye. 12 aylığı seçtiğiniz zaman zannediyorum aradaki farkın eğer döviz daha fazla kazandırdıysa %100'ünü hazine karşılıyor. Ne bileyim işte 3 aylıkta %30'unu, 25'ini her neyse bankaların şeylerini göreceğiz daha ayrı ayrı uygulamaları olup olmadığını. Şimdi burada asıl olan tabii Türk lirasının piyasada bollaşması. Bunda da enflasyon mu? Evet enflasyon. Peki niye bundan şey yapılmıyor, kaçınılmıyor? Çünkü önem verilmiyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dedi ya bizim artık enflasyon değil cari açıkla uğraşacağız biz. Dedi ya. Şimdi asgari ücrete %50 zam yapıldı. Bu nasıl karşılanacak? Bir karşılığı olmasa da darphane yani para matbaası. Para basacak bolca piyasaya sürecek. E şimdi buradan da gelecek bir para. İnsanlar paralarını bozdurup karşılığını alacaklar. Hani İş Bankası Genel Müdürü o yüzden 3 ay 90 gün bir fırsat penceresi var diyor. Yani 90 günde toparlayabilirsek toparlarız demek oluyor bu. Böyle bir şeye raya girildi. Peki bugün ne oldu? Öğlene kadar diyor ki İş Bankası Genel Müdürü 1 milyar 750 milyon dolar bozduruldu. Bu sadece İş Bankası'nın öğlene kadar olan şey, diğer bankalardan da bozduruldu. Bu iki gün içinde beklenti, hükümetin beklentisi 10-12-15 milyar arasında dövizin bozdurulması, yani kasaya girmesi. Böyle bir beklenti var. Tabii bu son derece kritik bir beklenti. Yine İş Bankası Genel Müdürü diyor ki Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte son derece kırılgan bu programda diyor. Kırılganlık noktası enflasyon diyor. Yani piyasayı paraya boğacaksınız adeta. Yani para basacaksınız. Değeri eskisi gibi olmayacak. Değerinde yani alım gücü düşmüş bir para ama bol miktarda olacak filan. Bu işte enflasyon. Bu kırılganlıktır diyor. Ve Erdoğan kızdıracak bir şey söylüyor aslında. Diyor ki hastalığımız enflasyon, faiz, yüksek faiz ateş diyor. Onun hastalığın getirdiği ateş diyor. Halbuki Erdoğan ne diyor? Neden faizdir diyor. Enflasyon bunun sonucudur diyor. Bütün iktisat teorilerinin tersine. Şimdi zaten seçim tartışmaları da hani başta dedik ya erken seçime mi gidiliyor? Seçim tartışmaları da burada çıkıyor. Şimdi deniyor ki piyasa paraya boğulacak, birkaç ay boyunca bir suni, bir nispi rahatlama sağlanacak. Tamam, burada da işte fırsat bu fırsat deyip hadi bakalım seçime gider mi Erdoğan?
Tartışılan bu. Oysa bazıları da diyor ki ya hayır gitmez, bu tam tersine erken seçime gitmeyeceğinin garantisi. Neden? Çünkü diyorlar ki ya bu sandık senaryolarının sadece seçim ayağı yok. Mesela anayasa değişikliği de var. Eğer kendine güveniyorsa Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Devlet Bahçeli'nin istediği bazı tavizleri de vererek, ki hani anayasa değişikliğinden ayrı bir de seçim yasası, Milliyetçi Hareket Partisi biliyorsunuz %10'dan %7'ye düşürülmesini istiyor seçim barajının. Bir zamanlar %10 barajının en ateşli, hararetli savunucusu olan MHP şimdi düşürülmesini istiyor. Çünkü kendi %10 sınırını aşar mıyım aşmaz mıyım emin değil. Şimdi anayasa değişikliklerini Erdoğan niye istiyor? Gücünü pekiştirmek için. Gücünü pekiştirmek için. Yani mevcut hani tek adam rejimi eleştirilene yol açan yetkiler bile yetmiyor. Daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. İşte deniyor ki bu riski alabilir mi? Erdoğan alabilir. Yani Erdoğan şu anda her türlü riski alabilir. Her türlü adımı atabilir. İktidarını koruyabilmek için bir sonraki seçimde. Şimdi anayasa değişikliği ne olacak? Referanduma gidilebilir. Yani hala bir açık var. Çok ciddi bir açık var. Yani bir 15 milletvekili açık var mecliste ama diyelim bunu zorladı çeşitli yöntemlerle. Tabii hiç insanın aklına getirmek istemiyor ama yine 70'lerdeki o milletvekili transferleri, 28 Şubat'ın o milletvekili transferleri yöntemleriyle hadi diyelim açığı kapattılar, gittiler. Peki anayasa değişikliği kabul edilmese ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Erdoğan iktidarını sürdürecek. Evet, yine büyük bir yenilgi almış olacak. Tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi, İstanbul seçim tekrarında olduğu gibi büyük bir yenilgi almış olacak ama iktidarını sürdürecek. Ve o arada eğer hani o dış güçler var ya, yabancı yatırımcılar, eğer onlara bak ben ne güzel şeyler yapıyorum güveni verebilirse, planlanan bu. Hani Kanal İstanbul falan gibi şu anda gerçekten para bulunmayan, kimsenin para yatırmak istemediği, daha doğrusu herkesin seçimleri beklediği projelere para sözü almaya başlayacak. Ve seçime böyle gitmek istiyor. Şimdi belki bazılarınız ya Nasrettin Hoca hikayesine döndü bu. Hani ben buraya bir çalı dikerim, işte koyunlar gelip geçerken sürtünür, yününü toplarım satarım falan, buna benziyor diyeceksiniz ama ciddi ciddi bunlar konuşuluyor siyaset kulislerinde. Tabii bütün bunlar neye dayanıyor? Erdoğan'ın bu hesabının tutmasına dayanıyor. Ama bizde bir söz var biliyorsunuz. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Burada çarşı piyasadır. Bakalım bu birkaç günlük bu hani hararetli gelişmeler geçip biraz daha işler durulunca ne olacak? Ne olacak ve bu işlerin siyasi sonuçları ne olacak? Çünkü artık atılan her ekonomik adımın bir siyasi sonucu var. Yani kimi erken seçim olabilir diyor, kimi olmaz diyor, kimi anayasa değişikliği gelir diyor ama siyasi sonuçları mutlaka olacak. İşte bu hesapların çarşıya uyup uymayacağını da gördüğünüz gibi dikkatle izlemeye devam edeceğiz. Acaba önümüzdeki günlerde Erdoğan hangi virajları alacak, hangi adımları atacak, bunları da izlemeye devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.